dakikalardayız. Sor. Çok iyiydi. Son dakikalardayız. Ben KYK'larla alakalı bugün dünden beri sizi burada konuk edeceğimizi ilan ettiğimizde bütün KYK'lardan hatta şöyle söyleyeyim sorular geldi. Biz bunları toparladık. İzleyiciler kısmında da KYK'lar çok yoğunlukta. Diyorlar ki KYK'lar olarak özellikle İYİ Parti'nin atacak olduğu adımları daha çok önemsiyoruz. Bu konuda KYK sorunu nasıl çözeceksiniz? Gündeminizde var mı? Bundan bize biraz bahseder misiniz? Peş peşe sorular var. Şimdi ben... Mesela deniliyor ki işte altılı masada neden KYK sorunu yok? Gündeminizde var mı? Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Yüz binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. Hatta Babacan boş kağıtlara imza attık itirafında bulundu. Siz ve partiniz tüm bu hukuksuzluklar yaşanırken hala işte bu hukuksuzluklar bir plan program yapmayacak mısınız deniliyor. İrtibat, iltisak gibi soyut kavramlar. Yani velhasıl bütün insanların acısı çektiğini ben sokakta görüyorum. Anneler geliyor, babalar geliyor, eşler geliyor, evlatlar geliyor, hapistekiler için geliyor, işte beraat etmiş. Mesela asıl ilginç olan o şu, bugünkü yargıda beraat etmiş kişi. Evet. Ve hani o FETÖ borsası falan olması da mümkün değil, fakir fukara, beraat etmiş. Evet. Ama ona özlük hakları verilmemiş. Hatta soruşturma açılmamış. O zaten apayrı bir şey. Bakın o apayrı bir şey. Son yaşanan daha da garabetti. Yani o hal yetkilerin bitmesine 24 saat kala çok büyük ihraçlar. Şimdi bakın şey söylüyorum. Şimdi mahkeme açılmış. Bugünün yargısında yani FETÖ çok daha hassas olduğu iddiası bulunan, yani 6 senedir benim hakkımda davayı sona erdirmemiş böyle bir hassas yargının karşısında beraat etmiş kişilerden bahsediyor. Şimdi birinci adım. Bakın takipsizlik kararı verilen var, atılmış, şey yapılmamış, hakkında herhangi bir soruşturma yok. Özlük haklarının şeyinden bahsediyorum, iadesinden bahsediyorum. Mesela böyle bir şey yok. Bu yanlış. Birincisi bu. Şimdi biz bir çalışma yapıyoruz. Var mı KYK'lar? Bakın ilgili? Yapıyoruz. Biz bir çalışma yapıyoruz. Bir uçla bir uç arasındaki sistemde gidiyor geliyor her şey. Ama burada da norm hukuk olmalı. Yani benimki seninki diye bir kanun. Parası olanın işte FETÖ borsalarıyla aklandığı, parasına çöküldüğü, garibanın da ezildiği bir sistemin olmaması gerekiyor. Kendim de dediğim gibi başka bir haksızlığı yaşadığım için. Şimdi bunu bir kenara koyduk. Bunu biz ciddi alıp çalışıyoruz. Kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdi biz neler, mesela şey Deva Partisi bunu yayınladı. Çok da ciddi bir şey yayınladı. Bu konuda iyi çalışılmış bir ne diyelim adına metin yayınladı. Bir çözüm önerisi yayınladı. Ben de aldım. Mustafa Yener oldu. Bakın ciddiyetle aldım okudum. Şimdi bu var. Altılı Masa'dan bahsediyorum. Evet. Biz çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla Gelecek çalışıyor. Diğer siyasi partilerde muhtemelen çalışıyoruz. Kemal Bey'in zaman zaman bu konuda yaptığı açıklamalar var. Tekrar söylüyorum. Mihenk taşını biz önce, ben küçük küçük somut adımlara inanırım. Önce beraat etmişlerin, işte soruşturma açılmamışların, hakkında soruşturma açılmamışların, takipsizlik verilmişlerin tamamının bir kere özlük haklarının verilmesi gerekiyor. Ha güvenlik bürokrasisinden şeye gönderemezsiniz belki. Yani işte şüphe vardır üzerinde. Ne bileyim güvenlik bürokrasisinde tekrar istihdam etmeyebilirsiniz. Devlet denilen sistemin böyle bir hakkı var. Ama özlük haklarının iadesinden bahsediyorum. Mesela çok ilginçtir. Biz bu konuda arkadaşlarımızı çalıştırdığımız zaman çok enteresan bir sonuç çıktı. Bu Ergenekon, Balyoz gibi davalarda yani hapse girdikleri halde o zamanki sistemde özlük haklarıyla ilgili belli kesintileri olmuş ama şey devam etmiş. Bana orada ceza görmüş arkadaşlarımızın anlattığından söz ediyorum. Onlar bugünkü sistemle orayı mukayese ettikleri zaman burada bir haksızlık olduğunu söylüyorlar. Yani ya FETÖ'nün kumpası diye hapishanede yatmış
bir asker emeklisinin bize söylediğini söylüyorum. Yani bu beraat etmiş, takipsizlik almış, hiç soruşturma açılmamış insanlarla ilgili. Bir çalışmaya ihtiyaç var ama buradan başlayarak bu şekilde gitmekte fayda var. Açlığa mahkum edilmemeleri gerekiyor insanların. Şimdi suçluysa zaten suçunun cezasını verirsiniz. Biz 12 Eylül'de şimdi çok tuhaf şeyler yaşanıyor. Benim abim MHP Kocaeli İl Başkanı'ydı. Allah rahmet eylesin. Amin hepimizin işte hep siz GİK üyesiydiniz bildiğim kadarıyla. Ben de lise öğretmeni bir kız kardeştim. Babam devlet memuruydu. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin sorumlu saymanıydı. Bize bir şey olmadı. Askeri şeyde. Darbede. Yani abim eziyet gördü. Olmamalıydı. Bu başka bir şey ama eziyet gördü. Ama ben işten atılmadım. Babam da işten atılmadı. Şimdi dolayısıyla hakikaten burada o hukuk normlarına dikkat etmek lazım. Çok şaibe var üzerinde, çok şikayet çok var. Çok 10 milyona yakın i̇şte insan KHK mağduru. Bu çok ciddi bir söylüyorum. Şey. Yani hayatım boyunca haksızlık konusunda hep büyük bir hassasiyetim olmuştur. Düşünün 21 yaşında darbeyle karşılaşmış bir lise öğretmeniyim ben. Ve abisi... Meral bir cümleyle şunu da söyleyeyim. 12 Eylül'den bahsettiniz. İkisi de rahmetli oldu. Rahmetli Türkeş arkadaşları bizler tutuklandık. Erbakan da tutuklandı. Hakimler tahliye kararı vermeye başladılar. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı hakimleri çağırdı. Bunları tutuklayın. Biz ihtilal yaptık bilmem ne falan. Hayır biz hakimiz emir almayız dediler. İşte buyurun. Ondan bahsediyor. Bunlar askeri hakim. Ya bundan bahsediyorum. Şimdi da sormak işte, rahmetli annemin söylediği bir söz var. At izini, it izini birbirine karıştırdığınız zaman ya. Zaten gerçek bir mücadele yapamazsınız. Sadece ruhen bu ülkeyle bağını koparırsınız. İnsanların bu yani çok acı bir şey. Evet. Böyle bir bu at izinin it izine karışmasının en büyük belki de şeylerinden bir tanesi de bu irtibat, iltisak gibi soyut kavramlar. Bütün bu oluşan KHK, FETÖ davalarındaki oluşan mağduriyetlerin temelinde aslında bu kavram var. Soruyorlar, siz iktidara geldiğinizde bu irtibat ve iltisak gibi bu soyut kavramlarla ilgili şu yasal bir şey düzenleme yapacak. Bakın ben şu anda bir şey diyemem. Arkadaşlar çalışıyor. Bakın biz nelere çalışıyoruz. Şimdi 31 Ağustos'ta eğitimle ilgili bir tanıtım, lansman deniyor ya da eğitim evet, başkanlığımız eğitimle yani. İlgili bu gençlerin umutsuzluğu, üniversitelerin durumu vesaire çözüm önerilerimizi sunacağız. 6 Eylül'de göçle ilgili bu kontrolsüz göç, Suriyeliler meselesi, Afganlar meselesi. İlk 2019'da ben demiştim ki 2019 Haziran ayıydı zannediyorum Sayın Erdoğan'a. Gönder beni Suriye'ye. Kendin ergen sinirim var. Yani bir ergen sinirim var kardeşim senin. Yapamıyorsun madem ki yani Esad kardeşine Esad'e döndün. Beni gönder devlet adına ben gideyim. Eski bir İçişleri Bakanı olarak hani bir partinin genel başkanı olarak gideyim. Bu adamla konuşayım ve bu göçmen meselesini çözelim. Teklif ettim. Yani bir linç yedim. Sonra Aytun Çıray İzmir milletvekilimiz bizim Milli Güvenlik Politikaları Başkanımızdı. O Sayın Özdağ'ın başında bulunduğu, Ümit Özdağ Beyefendi'nin başında bulunduğu 20. yüzyıl enstitüsünden de faydalanarak yani onlardan da yardım alarak ciddi bir çalıştay yaptık ve bir şey çıktı ortaya. Sonuç belgesi onu ben okudum. Yani partinin malıdır bu diye. Bu arada daha enteresan bakın devletin kurumları çöktü. Şimdi bir şey daha var. Yani bu KHK içinde durum aynı. Ben İçişleri Bakanı oldum. İşte bir hafta mı 10 gün mü geçti tam hatırlamıyorum. 40 yaşındayım. Çok hani genç ve bir kadın. Bana geldi üst düzey bir emniyet yani şey İçişleri mensubu. Dedi ki bir konuda size briefing verince öbür briefingleri almışım. MİT'ten birisi geldi. Bir arkadaş. Jandarmadan bir arkadaş geldi. Dış işlerinden bir arkadaş geldi. Bir de şeyden geldi. Emniyetten. Yani şey bölümünden.
o yıllarda göçle ilgili böyle göçmeç durumu yok. Bir briefing aldım ben. Meğer her İçişleri Bakanı'na verilirmiş. Denildi ki, kısaca şunu söyleyeyim. Dünya, yani fakir ülkeler, iç işleri daha, iklim krizi falan da yok.